feribotla gitmekte olduğum ada, Tayland'ın ikinci büyük adası olan Koh Chang Adası'dır. Bangkok, Mochit otobüs terminalinde başlayan yolculuğum 10 saat sürdü. 650 bahta aldığım biletime otobüs, pick-up ve feribot da dahil. Trat iskelesine kadar karayolu yolculuğu ile gelip feribota aktarma yaparak yolculuğum devam ediyor. Koh Chang'ın kelime anlamı fil adasıdır. İskelede bekleyen bir araç bizi adanın arka sahiline götürüyor. Konaklama için bu bölgeyi seçtim. Adaya geldiğim ilk gününde güneş şiddetli bir yağmurla başlıyor. Yağmur ormanlarının tam göbeğine gelmiş. Yorumlarda adada havaların çok yağmurlu olabildiğini okumuştu. Evet, burada el işçiliğiyle yapılan çok güzel bir... Güne otelime 300 metre mesafede bulunan Klong Prao Beach sahilinde yürüyerek başlamaya karar veriyorum. Kıyıda sallanan salıncaklar adeta insanın doğanın tadını çıkardığının mesajını veriyor. Sahilde denize uzanan palmiye ağaçları ve bembeyaz kumsalı görünce içimi bir mutluluk kapladı. İlk izlenimim olumlu ve mutluluk vericiydi. Ben de bulduğum ilk salıncağa çöküyorum. İçimdeki çocuğun keyfini yapmam lazım. Salıncakta verdiğim molada etrafta görüntü alırken genç bir kadın salıncakta sallanmak için gelmişti. Sıcakkanlı Tayliler, kolay iletişim kuran pozitif insanlar. Bir süre onunla sohbet ediyoruz. Adanın Klong Prao Beach gibi 5-6 sahili daha var. Mümkün olduğunca onları da ziyaret etmek istiyorum. Koh Chang Adası'nda sahilde yürüyüşe çıktım. Yaklaşık 2 kilometrelik bir sahilde yürüyerek buralara kadar geldim. Geldiğim noktada da henüz bunun nehir mi yoksa deniz mi olduğunu tam olarak çözemedim. Şimdi bunu anlamaya çalışıyorum. Kollar ikiye ayrılıyor içeriye girişte. Deniz girişi. Kollar ikiye ayrılıyor. Biri devam ediyor sağdan. Biri de sola giriş yapıyor.
akarsuyun berrak ve mavi sularının denize aktığı yerde mola verip buranın da tadını çıkarmak istiyorum. Hedefim Kaibaye View Point olacak. Kaibaye Seyir Terası. Manzara seyir noktasına geldim. Yani burada güzel bir manzara olduğunu söylediler. Bakalım görelim. Evet, şimdiden buna değer olduğunu görüyorum. Gerçekten çok güzel bir manzara. Vay, adaların isimleri var burada. Koh Lüak, Koh Pli, Koh Mannong, Koh Mannai. 4 tane ada var karşımızda. Muhteşem. Kaibaye seyir noktası yağmur ormanlarının içinde adaları izleyen etkileyici güzellikte bir seyir terası. Yeşilin bin bir tonu, denizin rengi ve size bakan 4 ada insana doyumsuz bir ferahlık hissi veriyor. İzlemeye doyamadan yola koyulup diğer sahile geçiş yapıyorum. Denizin çekilmesi gece yarısına kadar devam ediyor. Gece yarısı tekrar yükselmeye başlayacak. Baktığım her yer ayrı güzellikte. Arada bir ağaç gölgelerinde oturup soğuk bir şeyler içerek serinlemeye çalışıyorum. Aynı güzergâhtan dönüşe geçtim. Güneşin batmasına yakın Kulong Prao sahiline geldim. Deniz sanki kaybolmuş başka bir sahile gelmişti. Gel de ülkemizin denizlerini ara. Burada deniz bir var bir yok. Bu da insanın denizden yararlanma sürecini etkiliyor. Yani kısıtlıyor tabii.